Sanırım Hizmet ile ilk karşılaşmam Chicago'da İslam dersi alırken oldu. Birçok Türk öğrenci vardı. Onlar Hizmet'tendiler ve Profesör Scott Alexander'ın öğrencileriydiler. Hizmet, Batı'da İslam dini hakkında muhatap olunabilecek, konuşulabilecek, samimi, anlaşılabilir bir diyalog ortaydı. Sonra hareketi daha yakından tanımaya başladıkça hizmet etme anlamına gelen hizmet kelimesini gerçekten takdir ettim. Birçok yönden bir Hristiyan için başkalarına hizmet etmek Hazreti İsa'nın bize öğrettiği büyük bir emirdir. Hayatta ne olursa olsun kardeşlerimize verebileceğimiz en büyük şey onlara hizmet etmektir. Böylece hizmet hareketini topluma hizmet etmek ile ilişkilendirmeye başladım. Wheaton'daki hizmet insanlarının başkalarına karşı gösterdikleri hoşgörüden dolayı onlara saygı duyuyorum. Hizmet hareketindeki Türk Müslümanların kendilerine nazik davranmayan insanlara karşı her zaman nezaketle muamele ettiklerini gördüm. Hz. İsa, Mesih'e inanan bir Hristiyan olarak, Hz. İsa bize düşmanımızı ve bize karşı olanları bile sevmeyi öğretti. Bunun hizmet insanları tarafından uygulandığını gördüm. Hizmetin temelinde hizmet etme, karşındaki kişiye değer verme ve şiddete karşı durma değerleri var. Bunu bir Hristiyan olarak takdir ettim. Kendi inanç gelişimim adına Tanrı'ya giden kendi yolculuğumda Türk arkadaşlarımın ve hizmet hareketinin derin etkileri oldu. Buradaki hizmet hareketinin önde gelenleri şahsım ve buradaki insanlar için her zaman sadık birer dost oldular. Ne zaman benim veya buradaki halkın bir ihtiyacı olsa hep onları yanımızda gördüm. Hizmet hareketinin içindeki insanların günlük işleri var. Çok çalışıyorlar. Amerikan kültürüne alışmak için de gayret gösteriyorlar. Fakat ihtiyaç hissettiğimiz her zaman yanımızda oldular. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırılar olduğunda veya meydana gelen bazı açık ırkçı eylemler sonucunda meydana gelen şiddet olayları olduğunda hizmetten biri her zaman yanımızda oldu. Hizmet insanları çok mütevazı insanlar. Bence mütevazı insanlar aslında daha fazlasını biliyorlar gereğinden fazla şey söyleyemeyecek kadar biliyorlar. Bir Hristiyan olarak Hz. İsa bize ihtiyacı olanları ve komşularımıza hizmet etmeyi öğretti. Bunu tevazuyla yapan hizmet insanlarına kendimi yakın hissettim. Ve hizmet, hizmet insanları herkese hizmet ediyorlar ve yorulmadan istikrarlı bir topluma katkı yapıyorlar. Değer insanların haklarını, değer insanların fikirlerini, ifade hürriyetlerini destekliyorlar. Hizmet insanları birer barış elçisi. Farklı dini geleneklerden insanları, bazen bu gelenekler arasında çatışmalar çıkmış olmasına rağmen, barışçıl bir şekilde bir araya getiriyorlar. Bizi bir araya getirmek bizler için dönüştürücü oldu ve insanlar arasında köprüler inşa ediyorlar insanları barış masası etrafında bir araya getirebiliyorlar.